Manşet'e hoş geldiniz. Bugün 11 Nisan, bir ay sonra seçime 3 gün kalmış olacak. Artık seçim bu kadar yakın. Bugün her iki ittifakta da çatlak seslere, rahatsızlıklara bakacağız. Ee, ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nın parçalandığını görüyoruz ve dört parça halinde seçime giriyorlar. Bu önemli. Millet İttifakı bütünlüğünü korudu. Bu da önemli. Ee, ülkenin hemen her noktasından hayat pahalılığı ve bir takım ürünlere ulaşmaktaki zorluk haberleri geliyor. Kiralar fırlamış durumda, et fiyatları ortada, soğan fiyatları ortada, hemen her şeyin fiyatı yani ikiye değil beşe ona katlanmış durumda. Kan sıkıntısı var kan ve kızılay bütün güvenilirliğini yitirdiği için ne kadar kampanya yaparsa yapsın toplayamıyor ve hastanelerde kan sıkıntısından dolayı operasyonlar erteleniyor. Ve devlet işte polisleri askerleri filan kan vermek için sevk ediyor. Elinin altında onlar olduğu için emir erlerini kan vermeye gönderiyor. Ama o da nereye kadar gidecek? Merkez, Merkez Bankası kapalı çarşıdan dolar topluyor. KJ'de de onu yazdık. Devlet çarşıdan dolar topluyor bu noktada. Yani iktidar 14 Mayıs'a kadar ki bütün cephanesini bitirmiş durumda ve şu önümüzdeki 30-33 günü nasıl geçiririm bunun derdinde. Ondan sonrasını umursadığı yok. Bütün bunlara bakacağız ve e, sıcak gelişme e, partiler kurşunlanmaya, partiler e, bir takım saldırılara uğramaya devam ediyor. İyi Parti bir saldırıya daha uğradı. Akşam saatlerinde e, İl Başkanı Buğra Kavuncu Twitter hesabından duyurdu. İyi Parti Esenler Teşkilatımızın her bir üyesine geçmiş olsun diyerek Esenler Teşkilatı'nın saldırıya uğradığı haberini verdi. Fotoğraflar paylaştı. O sıcak fotoğrafları da ekrana getiriyorum. Yine İyi Parti Esenler Teşkilatı seçim çalışmaları kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanı'na kurmuş olduğumuz standımız Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalanmıştır dedi. Onlar korkuyor biz korkmuyoruz etiketiyle bu paylaşıldı. Evet saldırılar devam ediyor. Belli ki bu partilere olan saldırılar seçime doğru son bir ay kala artarak devam edecek. En önemli haber haftanın ilk günü. Ekonomim gazetesinin manşetindeydi. Dövizde günlük ihtiyacı kapalı çarşı karşılıyor. Arzda yaşanan sıkışıklık kapalı çarşıyı döviz alım satım işlemlerinde operasyon merkezine dönüştürdü. Şirketlerin yanı sıra Merkez Bankası ve kamu kuruluşları da ihtiyaçları olan dövizi çarşıdan topluyor manşetiydi. Ve burada işte Merkez Bankası'nın aracının kapalı çarşıya yanaştığı ve işte kapalı çarşıdaki dükkanlardan, bürolardan neyse e, döviz topladığı e, haberini fotoğraflı olarak verdi. Ayrıca tekerlekli demir sandıklarla e, her gün kapalı çarşıdan döviz toplandığı da bu fotoğrafla servis edildi ve bu fotoğraf çokça paylaşıldı. E, Muhalefet ittifakının, Millet ittifakının ekonomi kurmayları da bu konuya ilgisiz kalmadılar. Ali Mahir Başarır, Merkez Bankasını tekerlekli demir sandıklarla her gün kapalı çarşıdan döviz toplatır hale getirdiniz. AKP'nin ekonomi anlayışı bu. Utanç vesikası, utanç diyor. Aynı fotoğrafı paylaşarak. E, Bilge Yılmaz, İyi Parti'nin ekonomi kurmayı 70'lere geri döndük. Tanzim kuyrukları yasaklar derken Merkez Bankası ihtiyaç duyduğu dövizi kapalı çarşıdan alıyor demiş. Evet. Saplantılı ve akıl dışı ekonomi politikalarının ülkeye maliyeti gerçekten çok ağır diyerek bir dizi uyarılarını da alt alta sıralamış Twitter mesajında. Bu konu bugünkü eee Cumhuriyet gazetesinin de birinci sayfasında para otoritesi kurum döviz bulabilmek için kapalı çarşıyı geziyor. Merkez bankası çaresiz kaldı manşetiyle e, bugünkü Cumhuriyet gazetesinde e, yer almış haber. Bir gün gazetesinin bugünkü manşeti de e, felaket iktidarında tüm göstergeler kötü. Her geçen gün dibe batıyoruz. Döviz tırmanışa başladı, cari açık rekor kırdı, geniş tanımlı işsiz 9 milyona ulaştı, felaket iktidarında geçen her gün ülke biraz daha uçuruma doğru sürükleniyor. Sözcünün manşetinde de bu var. Türkiye'nin getirildiği noktaya bak, merkez kapalı çarşıdan el arabasıyla dolar topluyor. Hemen alt manşet millet akşam pazarında yerden atık soğan topluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğanlı videosu da bu gidişle soğan 100 lira olacak videosu da çok ilgi çekti çok takip edildi son derece yerinde bir videoydu onu da hatırlatalım evet yeni asya'nın manşeti lüks tüketim artarken millet soğana muhtaç fakire soğan lüks oldu cari açık 55.4 milyar dolar diğer başlıklar Karar gazetesi birinci sayfadan kan sıkıntısını vermiş. Kan seferberliği diyor ve burada e, depremin ardından, büyük depremlerin ardından Kızılay büyük tartışmalara yol açmıştı biliyorsunuz. E, kan stoklarındaki gerileme alarm zillerini çaldırınca muhalefet bağış çağrısında bulundu. Yönetime dönük eleştirilerle kan bağışının ayrı tutulması gerektiğini belirten liderlerin mesajları etkili oldu diyor. Bağış için talepler artmaya başladı. Emniyet de... 10 Nisan polis haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı kampanya başlattı. Bu çerçevede özel harekat polisleri kan bağışında bulundu. Bu özel hareket harekat polislerinin kan bağışını muhtemelen erler, erbaşlar da izleyecektir. Her taraftan sıkıntı haberleri geliyor. Yani seçime 30-33 gün kalmışken artık tutulamıyor. Et fiyatları düşmeyecek. İthalat da çare olmayabilir. Hayvan azlığı temel neden 70'li yıllarda hep anlatıyorum Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi en azından e, tarım ve hayvancılıkta ama artık e, özellikle AKP'nin şu son dönemdeki politikalarıyla iyice dibe vurdu. E, Tüketici Hakları Derneği Başkanı diyor ki cumhuriyet tarihinde böyle gıda pahalılığı görülmedi. Tüketicilerin büyük çoğunluğu en temel gıdalara erişemiyor, beslenemiyor. Birkaç program önce ekrana getirmiştim, tekrar getirmeyeceğim. Burada asgari ücreti, şunu bunu ne bileyim asgari ücretin alım gücünü, ücretlerin alım gücünü neyse tartışmayacağım marketteki fiyatlara TL bazında baktığınızda bile Türkiye'deki et fiyatlarının yarı fiyatı. Bugün İngiltere'de herhangi bir markete gittiğinizde marketine göre değişmekle beraber kalitesine göre de değişmekle beraber 5-6 pound'a e, 1 kilo kıyma alabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 120 TL civarı oluyor. Türkiye'de bu iki katından daha yüksek fiyata satılıyor. Bu ekrana getirdiğim grafikteki uyarı ise çok daha önemli. Yani şu anda kıyma fiyatları 250-300 TL civarındaysa, Et Balık Kurumundaki işte o kuyruklarda insanlar 140 liraya, 150 liraya, 160 liraya kıyma alabilmek için kuyruğa giriyorsa bunlar iyi günler diyor. Çünkü düşmeyecek fiyatlar. Bilakis artacak. Ayrıca sonraki aşamada cebinizde para olsa da bulamayacaksınız belki kara borsaya düşecek nasıl olacaksa. Tüketici Hakları Derneği'ne göre bir yılda 40 temel gıdanın ortalama artış fiyatı fiyat artışı %190. Kuru soğan son günlerin simge ürünü %659. Soğan yahu soğan. Çay eli kuru fasulye. Kilogram fiyatı 195 TL. Bakın bugün Türkiye'deki en büyük banknot cebinizdeki 200 TL. En büyük banknotla ancak bir kilo kuru fasulye alabiliyorsunuz. Bu, bu bile bir utanç vesikasıdır. Erdoğan büyük bir uyanıklıkla seçimde ilk defa oy kullanacak gençlere doğum günü yaklaşan gençlere doğum günü pastası yollamaya başlamış. Yani bu iktidarın çaresizliğini gösteriyor doğum gününde doğum pastası gönder, doğum günü pastası gönderdiği gençlerden biri de daha geçenlerde cezaevinden tahliye olan Profesör Doktor Mümtaz Türkenen'in oğlu. Diyor ki oğlum doğum günü pastasını Erdoğan'ın gönderdiği doğum günü pastasını kırıntı bırakmadan gömdü. Ama sandıkta kullanacağı oy konusunda küçük bir tereddüt bile yaşamadığını söyledi. Bu çaresizliği gösteriyor. Son birkaç yayındır Anlatıyorum, iktidar o kadar çaresiz ki e, artık elinde barutu kalmadı ve aynı şeyleri döndür döndür dolaştır e, devreye sokuyor ve aynı argümanlarla yürüyor. İşte bu seçimde ilk defa oy kullanacak gençlere doğum günü pastası gönderme de bu işin bir parçası. Kimin aklına geldiyse işe yarıyor mu işte görüyorsunuz. AKP teşkilatlarında da büyük çatlak var. Büyük rahatsızlık var. Son açıklanan milletvekili aday milletvekili listelerinden sonra Halit Tomakin Ordu il başkanı böyle bir dizi tweet atmış. Tweet'inde diyor ki artık diyor Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum ve istifanın eşiğindeyim diyor. Bizzat Erdoğan'a sesleniyor. Evet yürek yemiş olması gerekiyor bir AKP il başkanının AKP genel başkanına böyle sitem etmesi. Ama e, belli ki artık e, mızrak çuvala sığmıyor. Belli ki artık sabır taşı çatlamış durumda. O onu gösteriyor. Twitter profilinde hala Erdoğan'la fotoğrafı var. Halit Tomakin ordu il başkanı. Nasıl olsun ki? Bakın şimdi sadece İstanbul... Üçüncü bölge milletvekili adayları aday listesini getireceğim. Her telden adaylar. Birinci sırada Numan Kurtulmuş. ikinci sırada Özlem Zengin. Özlem Zengin işte bu kadına şiddet yasası ile ilgili olarak kırmızı çizgimiz, kırgıp kırmızı çizgimiz demişti. E, dördüncü sırada da Hüdapar'ın başkanı. Bu konularda son derece tutucu görüşleriyle bilinen Hüdapar'ın başkanı var. Zekeriya Yapıcıoğlu. Şimdi Özlem Zengin de Zekeriya Yapıcı Hüdapar için kampanya yapacak. Hüdapar da Özlem Zengin için kampanya yapacak. Alt alta üst üsteler. Aynı listedeler. Böyle bir dönem. Erdoğan dün ilk defa kendi altılı masasıyla poz verdi. İşte bir uçak gemisi filan töreninde. Bu törende çok çok anlam var, çok mana var. Ayrı bir konu ama Erdoğan birkaç ayındır söylüyorum kendi altılı masasını kurmaya çalıştı. Muhalefetin altılı masasına karşı. Her ne kadar muhalefete koalisyon falan falan dese de kendisi de bir koalisyon kurdu. Yüzde yarımlık birlik neyse 100-150 bin oyu olan partilerle bir koalisyon kurdu. Ve bu altı partinin lideriyle ilk defa bir fotoğraf verdi dün. İşte soldan sağa Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, Meclis Başkanı Erdoğan, MHP... DSP yeni katıldı ve yeniden Refah ee, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan fakat yüzler gülmüyor. Yani şöyle Fatih Erbakan'dan başlayarak baktığınızda herkes somurtan ifadelerle objektiflere bakmış. Yüzler gülmüyor. O arada Hüdaparla hiçbir şekilde işbirliği yapmayız diyen BBP Mustafa Destici de Hüdapar'ın genel başkanıyla böyle yan yana poz vermiş. Böyle tükürdüğünü bir gün sonra yalatıyorlar işte sana. İbretlik iktidarın hemen her sahada kaybettiğini gösteriyor. Ve attığı her adımın attığı her adımda daha da battığını gösteriyor. Her hareketin kendine döndüğünü, attığı her okun kendine döndüğünü gösteriyor. Şu yaşadığımız günler. Gerçekten şeyi yok. İşte bu dünkü sabahın manşetiydi. Bir yanda yani aynı şeyleri söyleyip duruyor Erdoğan kıbleyi bilmeyene millet dersini verir işte seccade olayında yürüyor. Öbür tarafta işte milletvekili aday listeleri bakıyorsunuz işte yani milletvekili adayları aday listeleri teslim edilmiş yüksek seçim kuruluna AKP'nin amiral gemisi sabahta bu aday listeleri tanıtılırken gösterilen yapılan haber ve işte seçilen fotoğraflar. Hiçbirini tanıyor musunuz? Kim bunlar? Nedir? Yıldız yok. İsim bulamadı. Hulki Cevizoğlu'na kaldı yani. Atatürkçü Hulki Cevizoğlu da Atatürk düşmanlarıyla <laughs> Hüdapar falan aynı ilde seçim kampanyası yapacak. Ben de anlatıyorum. Erdoğan'ın barutu tükendi ve öyle enteresan bir şekilde aynı fasit dairede dönüyor ki artık e, hani kendi gerçekliğini yaşıyor, farklı bir dünyada yaşıyor, çevresini dinlemiyor falandan uzak bir durum var. Yani şu anda hiç kimse seccadeyi tartışmazken hala seccade konuşuyor. 10 gün, 12 gün geçmiş üzerinde ve aşağıya doğru da yansımamış. Sokak röportajına bir takım tipleri gönderiyorlar. Elinde seccadeyle milleti konuşturacak, provoke edecek. Millet onu püskürtüyor. Seyredin. Aynı törenden bir başka kare. Atanmış Cumhurbaşkanı Fuat Oktay demiş ki tüm içerideki ve dışarıdaki güçler Cumhurbaşkanımıza karşı birlik oluşturmuş durumda. Tek hedefleri Erdoğan'ı indirmek. Ya arkadaş, demokrasilerde, seçimlerde seçimler yönetimdeki liderleri veya partileri veya hükümetleri indirmek için yapılır. Başka bir şey için yapılmaz. Ama dedim ya her şeyi darbe, her şeyi yönetime darbe, saraya darbe, Erdoğan'a darbe olarak algılıyorlar ve böyle bir sunma telaşı içindeler. Söyleyen de atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı yani. Yaklaştırayım da şu karedeki yüzlere biraz daha yakından bakın. Tuhaf yani. Tabi bunlar bir anlık çekilen şeyler ama tuhaf. Necmettin Erbakan'ın oğlu da orada. Siyasi kariyeri başlamadan bitti mi desem ne desem. Gerçi orası Türkiye yani. Herkes yarın öbür gün elini yıkar çıkar. Her şey prototip. İşte AKP Genel Merkezi illere veya adaylara böyle şeyler yolluyor. Kampanya afişi örnekleri yolluyor. Yukarıda Erdoğan, altta da diyor işte diyor buraya diyor isminizi soy isminizi yazacaksınız. Fotoğrafınızı yerleştireceksiniz. Basıp çoğaltıp dağıtacaksınız. Erdoğan'ın e, kartondan fotoğraflarıyla fotoğraf çektiriyor adaylar. Adaylar artık Erdoğan'ın kartondan fotoğraflarıyla Fotoğraf çektirip kampanya yapıyorlar. Böyle bir dönem. Tabii bunların hiçbirisi gizli saklı kalmıyor. İşte Erdoğan pide almaya giderken onlarca koruma işte son model Mercedes'in etrafında koşturuyor falan görmüşsünüzdür. Çekiyor birileri ve paylaşıyor. Şimdi dönem böyle bir dönem. Şimdi AKP diyor ya Erdoğan yalanlar üfürüyor. Bizim bizden önce işte dom şey yoktu çamaşır makinesi yoktu buzdolabı yoktu şu yoktu bu yoktu esasen yani 22 yıl önce asıl bunlar yoktu liste tam şu anda ekranda ve farklı bir çağ yaşanıyor şu anda değişik yani bu teknoloji çağına adapte olmaya anlamaya anlamlandırmaya çalışıyoruz bu sınırları kaldırıyor bu yasakları kaldırıyor bu e, her türlü fikrin eee Dolaşımına imkan sağlıyor. Elbette çerçöpte de dolaşıma giriyor ayrı bir konu. Fakat e, hayat artık bununla dönüyor. Yani pek çok alışkanlığımız, alışverişimiz, izlemelerimiz, e, yaptığımız yani ev ödevlerimiz, öğrencilerin aklınıza gelebilecek her şey. Her şey ama şu ekranda gördüğünüz araçlarla oluyor artık. Ve bu araçlardan herhangi bir kaçını hayatınızdan çıkardığınızda yaşam aksıyor. Uber'i çıkardığınızda yaşam aksıyor. Anlatabiliyor muyum? Zoom'u çıkardığınızda bir takım toplantılarınız aksıyor. WhatsApp'ı çıkardığınızda iletişiminiz aksıyor. Yani Google'a ya da işte Facebook'a, YouTube'a, Twitter'a falan girmiyor. Ben burada şimdi size YouTube'dan sesleniyorum. Bu araçlardan biri. Yani hangi birini söyleyeyim? Airbnb'yi çıkardığınızda ee, rezervasyon yapamıyorsunuz, kalacak yer rezervasyonu yapamıyorsunuz. Google Maps hayatınızdaki önemli bir unsur. Hangi birini söyleyeyim? Netflix, Amazon Prime, Gmail. Hangi birini söyleyeyim? Yüksek Seçim Kurulu 26 parti'nin seçime gireceğini açıkladı. Pusula'da bu kadar parti olacak. Yani gerçekten demokrasilerde daha önceki yayınlarda da söylemiştim, bu kadar parti fazla. Ama işte bu da Türkiye gerçeği. Türkiye'de dışarıya böyle pazarlıyor. İşte bizde serbest seçim var. 26 parti giriyor bak falan. Hoş bu pusulanın en sonundaki bağımsız Türkiye partisi yani Haydarbaş'ın oğlunun partisi Millet İttifakı'na destek verip seçimden çekilmiş. Dolayısıyla pusuladaki 26 parti şimdiden 25'e düştü ama gerçekten insanların oy vereceği partiyi bulması seçmesi ve mührü basması zor. Bu konuda rehberlik alması gerekecek. E, Sosyalist İttifak, Cumhuriyet İttifakı, Emek Özgürlük İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı gibi ittifak partileri de yan yana sıralanıyor. E, zor bir denklem, zor bir durum. E, bu listelerin esasen gerçekten sadeleşmesi gerekiyor. Hele Türkiye gibi şu anda otokratik e, yönetimlerde veya otokratik yönetimi e, değiştirmeyi amaçlayan seçimlerde. Evet. Bu 26 partinin yarısının ismini duymamışsınızdır bile. Yani. Son günlerde evet tartışmalar var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, aday listeleri üzerinde büyük fırtınalar kopuyor. Suat Kınıklıoğlu çok güzel yazmış. <laughs> Sanırım diyor Twitter ahalisi sadece Twitter ahalisi değil tüm mahalleler için geçerli bu. İttifak kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bunlarla vakit kaybetmenin zamanı değil. Franklerin dediği gibi pişirmemiz gereken daha büyük bir balık var. Aynen öyle. Tuğçe Varol paylaşmış. Ee, bu bu özellikle Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. Bölge 1. Sıra adayı bununla ilgili bir sürü bir şey ortaya çıktı ben de ismini yeni duydum yani gerçekten Tuğçe Varol da demiş ki yani gerçekten ben de kendisini tanımıyorum iki gündür gördüğüm adama FETÖ'cü tarafın taraf gazetesinin kalemşörü Atatürk düşmanı gibi her şeyi dediler. E adam 2011 yılından beri CHP'de, 2018'de parti bencisinde, 2018 seçimlerinde aday, 2020 tarihinden beri de genel başkan yardımcısı. Bu ne o zaman? gökten zembille inmemiş diyor. Aynen öyle. Baktığınızda zaten kişinin kariyeri geriye doğru sicili de ortada. Ama tüm mahalleler bu kişilere bir takım yaftalar vurmak için elinden geleni ardına komuyor. Ve tuhaf bir şekilde ezberle yürüyorlar. İşte bu şucu, bu bucu olmaz istemezük filan. Yani ben de baktığımda listelere Türkiye'de herhangi bir seçim çevresinde oy kullanıyor olsam hoşuma gitmeyen insanları görüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir partiye şey, bir lidere oy veririm. Parti seçimi söz konusu olduğunda da bakarım listelere hangi liste içime siniyorsa muhalefetin listeleri içerisinde kazanabilecek olan listeye oy veririm. Ha, baktım ki içimden bir listeye oy vermek geçiyor ama orada hazretmediğim bir adam var. Ne yapalım yani elimizi taşın altına koymamız gereken bir dönem. Yani canımız sıkılsa da gücümüze gitse de neyse vereceğiz oyumuzu yani, yani böyle bir durum böyle bir dönem yani. Memduh Bayraktaroğlu yazmış. Türkiye neden mi gelişemiyor? Neden mi bir otokrata mahkum oluyor? Söyleyeyim. Kişisel kin, nefret, hırs ve intikam duygularının tatmin edemeyen, benim milletim diyemeyenlerin şahsi kaprisleri ve az gelişmişlikleri özde değil sözde Atatürkçüler yüzünden. Temel Karamolluoğlu dayanamamış ve Muharrem İnce'ye artık Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Mantıklı değil AKP'ye destek veriyorsan Çık söyle bu AKP'nin işine yarayan bir adım demiş. Aklım almıyor demiş. Evet kimsenin aklı almıyor. Kendini düşünüyor. Kendi şahsi ikbalini düşünüyor. Kendi çıkarlarını düşünüyor. Milleti, partiyi şunu bunu umursadığı yok. Bakın yani e, laf dönüp dolaşıp oraya geliyor ama kendinden başka konuşan, eden yok. Bir kadın çıktı birazdan bakacağız. Onun da eşi Colin grubunda çalışıyormuş Beşli Çete. Neyse e, çıkardığı adaylara bakın. Söylemine bakın. İşte dansıyla falan gündemde. Bolu mitingini seyrettim iki gün önce. Topladığı kalabalığa bakın. Görülüyor yani. Gerçekten görülüyor. İşte bu da partinin görünen yüzlerinden biri. Ekranlara çıkmaya başladı yeni. İpek Özkal Sayan'mış efendim. İYİ pa Memleket Partisi sözcüsüymüş. Eşi Beşli Çete olarak anılan şirketlerden kolinde üst düzey yönetici iddiayı yalanlamadı. Epey bir suskun kaldı. Sonra çıktığı bir ekranda da... ...evet orada çalışıyor ama üst düzey yönetici değil dedi. Evet. Ece Güner. E, dünkü yayında bahsetmiştim. E, İyi Parti'den milletvekili adayı oldu. Ben yayında... E, ...CHP milletvekili Erdoğan Toprak'ın eşi olarak söyledim. E, meğer bir yıl evvel boşanmışlar. E, evlendiklerini de bilmiyordum. Boşandıklarını da bilmiyordum. O açıdan düzeltiyorum. Fakat... Enteresan bir şey oldu dün gün içinde Ümit Özda Ece Güner'in Erdoğan Toprak'la evli olduğunu ve Erdoğan Erdoğan Toprak onu CHP'den aday yapamayınca iyi partiye pasladığını falan yazdı. Ece Güner de bunu şiddetle yalanladı geniş bir açıklama yaptı ve dedi ki biz boşandık zaten kendisi hiçbir zaman siyasete girmemi istemedi filan. Ee, ve ben İyi Parti'den tamamen Akşener'in teveccühüyle aday oldum. Erdoğan Toprak da benzer bir açıklama yaptı. Yani çift boşanmışlar ve herhangi bir ilişkileri yok. Ve siyasi hayatlarında kendi hür iradeleriyle sürdürüyorlar. Fakat tuhaf bir şey olmadı. Olması gereken oldu. Türkiye'de maalesef, e, ve muhalif mahallelerde de temel bir sıkıntı. Cevap ve düzeltme hakkı yok. E, burayı takip edenler bilirler. Ben her programda, Herhangi bir hata yaparsam, bilgi hatası olursa, bir sonraki programda veya iki sonraki programda seyircilerimin takipçilerinin de takipçilerimin de uyarısıyla küçük dahi olsa düzeltiyorum. Öyle değilmiş, böyleymiş diyorum. Fakat Ümit Özdağın o tweeti orada durduğu gibi kendisine yönelik tepkilere ve bu cevaba bir tepki de vermedi. Çamurat izi kalsın. Böyle bir dönem. Bakın en önemli şey sadece et fiyatları market fiyatları değil kiralar. Serhat Ocak paylaşmış 6 ay öncesine kadar İstanbul'da oturulabilecek biraz düzgün evlerin kirası minimum 15 bin liraydı. Şu an çıta 20 bin olmuş. Daha düşük fiyata ancak içi berbat insanın yaşayamayacağı evleri kiralıyorlar. Tanıdığım bütün kiracılar barınma sorunu yaşıyor. Ona cevap veren Canan Kaya veya bu tweet'i alıntılayan Diyor ki Kadıköy'de bir artı bir eski daireler 15 bin liradan başlıyor. Nasıl yaşayacağız biz? İstanbul'da böyle bir sorun var. Ben 2016 Mart ayında İstanbul'dan ayrılırken kirada oturduğum ev İstanbul Sarıyer Kilyos'a yakın Uskumru köydeydi. Bir arıköy, köy, bin konutluk arıköy sitesindeydi. Üç oda bir salon, bir bitişik nizam, house dediğimiz Türkiye'de villa diyorlar ama işte öyle diyeyim. Öyle bir evdi. Yaklaşık 150 metrekare oturum alanı olan ihtiyacımızı karşılıyordu. Bahçesi vardı. Ben çıkarken 2200 TL kira veriyordum. Ve bu kirayı rahatlıkla ödeyebiliyordum. Şimdi ne oldu onların kirası bilmiyorum ama yani 15-20 bin liraya başınızı sokacak bir artı bir bile bulamıyorsunuz. Yani başınızı sokacak bir artı birlerin kirası bile benim 3-4 odalı Uskumru köydeki bahçeli evimden 15-20 kat daha yüksek. Böyle bir noktaya gelmiş. 2016'dan 2023'e. Ben sadece kendi hesabıma bakıyorum. Yani kendi çıktığım evle kıyaslıyorum. Varın siz hesap edin. Geçen seneye göre, önceki seneye göre. İzzet Özgenç diyor ki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakanlar valiler gibi atanmış kamu görevleridir. Bu kişilerin milletvekili adayı gösterilebilmesi için süresinde istifa etmeleri gerekirdi. Şimdi bununla kampanya yapacaklar. Şimdi biraz evvel atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısını işte ölüm kalım savaşı olarak görüyor. Erdoğan'ı indirmeye çalışıyorlar falan diye. Bu kişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kampanya yapacak. Aday gösterildi. Ankara galiba. Süleyman Soylu İstanbul'da. Diğer bakanlarda bakanlık gücüyle, bakanlık polisleriyle ve e, imkanlarıyla bulundukları yerde kampanya yapacaklar. 15-16 bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı filan. Adaletsizliğe bakıyor musunuz? Yani ve kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılması gerekiyor. Yani valiler, emniyet müdürleri ayrılıyor, bunlar ayrılmıyor. Ve bir bakan gittiğinde kampanya yapıyor mesela. Hangi bakan olursa olsun, çevre bakanı, ne bileyim ticaret bakanı, ulaştırma bakanı, içişleri bakanı bakan gücüyle gidiyor ve ben diyor bakan olarak size bunu yapacağım. Bunu, yani bakan olarak vaatlerde bulunuyor ve ee arkasında devletin imkanlarıyla ve devletin tabi medyasıyla her şey attığı her adımı canlı yayınlatarak veya haber yaptırarak böyle adaletsiz böyle uçmuş kopuk, kopmuş bir sistemle seçime gidiliyor. Şimdi öyle acayip bir şey ki ee, muhalefet de bu bozuk sistemde pozisyonlanmaya çalışıyor. Yani 14 Mayıs'tan sonraki iktidarını tanzim etmeye çalışıyor. Çok da millet İttifakı'na muhalefete kızmamak lazım. Yani ne yapsınlar? Yani ucube bir sistem inşa edildi. Bir cumhurbaşkanı var tepede. Her şey ona bağlı. Binlerce imza atması lazım her hafta. Bakanlara atıyor. Meclis işlevsiz durumda. Bütün kurumlar içi boşaltılmış durumda, çürümüş durumda. Merkez Bankası kapalı çarşıdan ara, tekerlekli arabalarla, sandıklarla para toplamaya çıkmış durumda. Dileniyor adeta. Et fiyatları Avrupa fiyatlarının iki katını geçmiş. Daha da artacak. Her anlamda büyük krizler var. Ve Millet İttifakı gerek parlamentoda, gerek cumhurbaşkanlığında, gerekse bir takım vaatlerde, gerekse işte bir takım yani işbirliği modellerinde falan bir şey yapmaya, bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Zor yani... Bu bu elbisenin içine girmeye çalışıyor. O açıdan da zor. Kronos'tan getiriyorum. Gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler. Diyor ki yani Ukrayna 20. sırada gıda enflasyonunda, Türkiye ilk 6'da. Daha önce Ukrayna savaşı diyorlardı. Dünyada kriz var diyorlardı. Pandemi diyorlardı. Hepsi bitti. Savaşta olan Ukrayna bile senin altında, bilmem kaç basamak, 14 basamak altında gıda enflasyonunda. O mazereti de elinden aldı dünya senin. Şimdi ne diyeceksin? Dış güçler. Bakın gerçek gündem bu. Kemal Uçar vakıf bank yetkililerine seslenmiş. Avukat Kemal Uçar bir depremzededen DM geldi. Kemal abi İskenderun'da yaşıyorum. Depremzede uygun faizli kredi için vakıf banka başvuru yapmaya gittim. Maalesef KHK'lı olduğu için başvurumu dahi almadılar. Özel bankalardan devam ediyoruz. Sonrasında işte dekontu falan da paylaşmış veya o verilen cevabı da paylaşmış Kemal Uçar. Sayın Vakıf Bank yetkilileri aşağıda sizin müşterinize yolladığınız mailin ekran görüntüsü ve müşterinin bana yazdığı DM var. Bu iğrenç mail gerçekse insanlık suçu işliyorsunuz. Eşinizin 701 sayılı KHK ile ihraç edildiği görülmüştür filan falan. Türkiye'deki gerçek problem bu. Öteki bir iki değil. Filanca listeye girmiş girmemiş öbürü o. Bunlar değil. Zaten Cumhurbaşkanlığını kaybettiğinizde o girsin girmesin milletvekillerinin büyük mü olmayacak. Ancak gündem dışı söz alıp konuşacaklar. Hepsi o yani. Bugün olmadığı gibi sonra da olmayacak. Bu der sadece bizde değil. Amerika'da da 80 yaşında Biden 2024 seçiminde yarışmayı planlıyor. Karşısında da muhtemelen Trump olacak. Yani 2024 başkanlık seçim kampanyasında 80'i devirmiş iki liderle baş başayız. Aylarca bununla meşgul olacağız. Joe Biden elbette tecrübeli bir siyasetçi. Ben doğmadan önce kongreye girmişti. Kongre üyesi olarak temsilciler meclisine seçilmişti. Hala görevde ve hala başkanlık yapma arzusunda. Yani Amerika'da insan mı yetişmiyor? Eyaletler, kent yönetimleri binlerce, on binlerce siyasetçi yetiştiriyor. Yüzlerce dünya çapında üniversite var. Her sene mezunlar veriyor falan. Bir insan kıtlığı yok ama nedense bu işi ancak ben hallederim. İşte Trump söz konusuysa Trump'la ancak ben baş ederim. Öbürü de işte demokratlarla ancak ben baş ederim diye bir ayrı bir şey yürüyor yani neyse biz dönelim bir son notum da Ataköy 1. kısım sakinlerinin Twitter hesabından depremin üstünden 63 gün geçti İstanbul depremi gündemdeyken Atatür Ataköy 14. parsel afet toplanma alanımız inşaatı açıldı 60 yıllık park alanımızı kurtarmak için çalışıyoruz şu iki resme dikkatle bakın 5 günde yaptıkları. 60 yıllık park alanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Ataköy birinci kısım sakinleri bakın. Burası park. Ataköy 1. kısım parkı. Bir avuç park yani. Deprem toplanma alanı diyor. Ya deprem toplama alanı olsa olur olmasa ne olur. Park yahu. İnsanların nefes aldığı bir yer yani. Zaten binaların arasında kalmış. Şimdi dümdüz etmişler girmişler. Oraya da kuleler dikecekler. Bu durumun devam etmesini istemiyorsanız ...armudun sapı, üzümün çöpü demeyeceksiniz. Durum bu kadar ciddi mi? Evet ciddi. Şu anda da tutamıyorlar. Başından beri anlattım. Şu anda da tutamıyorlar. Ee, 30-35 gün sonra hepten bırakacaklar... ...ve ondan sonra gerçekten e, işin içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bir kere daha söylüyorum. Ee, seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. İktidarın güven tazelemesiyle veya muhalefetin kazanmasıyla fark etmiyor... Ee, son derece zor bir döneme girecek Türkiye. Önümüzdeki bir bir buçuk yıl doğru ellerde, doğru politikalarla yönetilirse toparlanma ve tekrar e, eski normali yakalayıp e, hukuku demokrasiyi inşa edip e, liyakat esasını getirip mağduriyetleri ortadan kaldırıp cezaevlerini devlete karşı işlenmiş suçlar, siyasi suçlar vesaire boşaltıp. Her şeyi normal zeminle çekmek için bir fırsat, bir fırsat olacak. İki önceki yayında e, galiba e, yani bu bir önceki yayında özür dilerim milletvekili aday listeleri konuşulurken işte çok fazla önün arkasına bakmayın. 14 Mayıs'ta beyaz sayfa açmaya çalışıyoruz falan gibi konuşunca bazıları onu da düzeltmişler seyircilerim. Haklılar esasen şu anda kötülüğü def çalışıyoruz mecelle kaidesindeki gibi def'i mefasit celbi menafiden evladır mecelle kaydısı Ahmet Cevdet Paşa. Yani kötülüğü def edelim. Ondan sonra ondan sonra çalışmaya başlayalım. Yani evet bir beyaz sayfa olmayacak ama öncelikle bu kötülüğü def etmemiz. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bu iktidarı göndermemiz gerekiyor. Bu iktidarın gönderilmesi gerekiyor. Yayın boyunca verdiğim örnekler zannediyorum yeterli. Ama sonrasında bahar gelmeyecek. Ama en azından zemheri kış bitecek. Kışın bittiğini göreceğiz. Ve baharın gelmesi, gelebilmesi için umut doğacak. Kastettiğim bu. Başta yapmam gereken uyarıyı hep sona unutuyorum ama yayınları beğeniyorsanız lütfen beğen tuşunu tıklayın. Abone olup bildirimleri açarsanız yayınlardan anında haberdar olursunuz. Çevrenizde paylaşın. Yayınları izlediği için, yayınları paylaştığı için, yayın e, bu kanala abone olduğu için kimsenin başına bugüne kadar bir şey gelmedi, gelmez, gelmiyor. O konuda herhangi bir tereddüdünüz de olmasın. Çarşamba manşet yok ama Perşembe tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.